Yayınımız devam ediyor. Görüntü şu: Türkiye ayakta, önemli gelişmeler var. 3G canlı yayınında Özer Sürmeli telefon hattımızda mı? 3G mi hazır arkadaşlar? Telefonun tam karşısında. Özer, son durum nedir? Şu an Divan Otel'in önündeydin en son. Son durumu senden öğreniyoruz. İyi yayınlar. Evet, kolay Özer. Gelsin. Evet. Şu anda Divan Otel bölgesinde son durum şu: az önce ekranlarımıza getirdiğimiz jandarmaya ait zırhlı araçlar, tomalar. Ben biri Osman Bey bölgesindeki müdahaleye destek vermek amacıyla Osman Bey'e doğru ilerledi. Onun dışında bu bölgede Taksim'den gelen Point Otel'in önünde konuşlanan toma aracı da az önce Point Otel'in önünde Mustafa Kemal'in askerleri İskrogan atan yurttaşlara gaz ve suyla müdahale etti. Bu müdahalede dikkat çekici olan şu: jandarma aracından sıkılan gaz ve su da otelin kapısından içeri girecek şekilde çok yoğun bir basınçla sıkıldı. O sırada otelin döner kapısı da açıldı. Otelin iç tarafında şu anda yüzlerce yurttaş nefes almakta zorluk çekiyor ki biz de benzer bir durumdayız şu anda. onu aktaralım. Yurttaşlar jandarma araçlarının bu alana gelişini alkışlarla karşıladılar. Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla karşıladılar jandarma araçlarını. O esnada yurttaşların toplanması ve slogan atması üzerine polise bağlı polis tomaları ve gaz bombaları patlamaya başladı. Bölgeyi açtı polisler bu saldırıyla jandarma araçlarına yol açtı. Jandarma araçlarından biri az önce aktardığınız gibi Osman Bey'deki çatışmaya halka karşı polise destek vermek için Osman Bey bölgesine ilerledi. Diğer aracı, jandarmaya bağlı ikinci toma aracı da Point Otel'in önüne konuşlandı ve Point Otel'in içindeki yurttaşları hedef alacak şekilde gazla ve suyla müdahale etti. Point Otel'in içinde şu anda yüzlerce yurttaş nefes alma sorunu yaşıyor, onu aktaralım. Onun dışında şu bilgiyi paylaşalım: polis ekipleri burada özellikle dinlenmede olan, yedekte bekleyen çevik kuvvet ekipleri yurttaşlara sudan etkilenen yurttaşlara kapılarını açan esnaflara tepki gösteriyor ve esnafın kapısının önüne, yurttaşa yardım eden esnafın kapısının önüne dinlenen çevik kuvvet ekiplerinden bir grup konuşlandırılıyor. Kapının önüne giriyor çevik kuvvet ekipleri ve insanların o bölgeye giriş yapmasına izin verilmiyor. Şu anda Divan Otel'in önünde dışarıda yurttaşlar hala bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Bu kadar olağanüstü müdahaleye rağmen yurttaşlar geri adım atmış değil. Osman Bey bölgesinden de gelen haberlere göre Osman Bey de jandarmanın desteğine rağmen halkın direnişi sürüyor. Halk geri adım atmıyor. Ve şu anda polisin yetersiz kaldığı noktalarda jandarmaya ait zırhlı araçlar vatandaşa, halka polisle beraber müdahale ediyorlar. Bunun tekrar altını çizelim. Özer Sürmeli son notları iletti bize bölgeden. Özer, şu an bulunduğun yerde durum sakinleşti mi? Nasıl bir hava var? Bir onu da tam alalım. Jandarma müdahale etti. İşin esası bu galiba. Jandarma müdahale ediyor. Yurttaşlar jandarmanın müdahalesine Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla yanıt veriyorlar. Ve bunun üzerine jandarmadan zaman zaman tekrar müdahaleler geliyor. Şu andaki durum bu. Peki. Divan Otel'in önünde, Point Otel'in önünde yurttaşlar nefes alabildikleri ölçüde yeniden toplanıyorlar. Onca gaza, onca sulu saldırıya rağmen ve jandarma aracından bu aralarda toplanan, Türk bayrağı sallayan yurttaşlara jandarma ile polisin ortak saldırısı devam ediyor diyebiliriz. Olayı böyle tanımlayabiliriz. Peki, teşekkür ediyoruz Özer Sürmeli. İşte bütün bunlar ne anlam ifade ediyor? Sayın İdris Akyüz, Yurt Gazetesi yazarı stüdyomuzda. Sayın Akyüz, gecenin bu saatinde inanılmaz da yorgunsunuz biliyorum ama teşekkür ediyoruz anlayışınız için her şeyden önce. Şimdi bir anda böyle yine havayı gelen açıklamalar, İstanbul Valisi'nin bir Twitter mesajı az önce Sayın Barış arkadaş da buradan paylaştı. Hürriyet'te de benzer bir haber var. İşte silahlı göstericiler, hatta iki polis silahla yaralandı şeklinde de Hürriyet'in verdiği bir bilgi var. Üzerine jandarmanın bu şekilde bir müdahalesi
söz konusu oldu. Başta ne olduğunu kimse anlayamadı. Benzeri bir durumda sanıyorum Bahçeşehir tarafındaydı. Biz Sayın Ümit Ürgen'le bağlantı kurduğumuzda o bölgeden evet. aldık. Nedir bu işin kodu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hayır, o kadar bilgi kirliliği evet, var çok ki da var, öyle doğru. bir provokasyon var ki, öyle bir manipülasyon oluyor ki, mesela şöyle bir haber geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları adına Twitter'da ve Facebook'ta siteler açılmış, hesaplar açılmış. Bu hesaplardan polise karşı mukavemet edin diye çağrı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç da bunu biraz önce görüştük kendisiyle, dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bunlar sahte, hepsi manipülasyon ve provokasyon. Bunu bir defa altını çizerek söyleyelim. Dolayısıyla şimdi jandarmanın müdahalesi İstanbul'da, kent merkezinde jandarmanın müdahalesine gelince şöyle bir şey bakmak lazım. Demek ki İstanbul polisi, aşağı yukarı İstanbul'da 27 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam polis mevcudu var, kolluk kuvveti olarak. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. İçişleri Bakanlığı'nca bu güçler sevk ve idare edilir. Yeterli olmadığı anlaşılıyor. Jandarma birliklerinden de yardım talep edildi. Jandarma birlikleri acaba yeterli olur mu bu toplumsal hareketin önüne geçmeye? Olmayınca ne olur? Yeterli olmayınca ne olacak? Yeterli olmayınca şöyle bir şey çıkar. O zaman diğer askeri birliklerden yardım talebi hükümet kanalından gelirse, bu Türkiye'de ister istemez fiili olarak bir sıkı yönetim sürecini getirir ardından. Allah korusun. Türkiye'nin o zaman nereye gideceğini de kimse tahmin edemez. Dolayısıyla bu hareketin sevk ve idaresi sokaktaki halkın arasında, baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla siyasal anlamda örgütlü bir sevk ve idare, yönetici, lider konumunda kimse yok. Halk kendi kendine, değişik kesimlerden insanlar korkularını yenip sokağa çıkmış vaziyetteler. Burada iktidarın bana göre bir akıl tutulması var. Bir iktidar zehirlenmesi var. Bu iktidar zehirlenmesinin getirdiği, 11 yıl iktidar olmanın, iktidarda kalmanın getirdiği bir sonuç olsa gerek. Zannediliyor ki ben her şeyi yaparım, her şey benim elimin altındadır. Ben istediğim gibi onu biçimlendiririm, yönlendiririm. İleri demokrasi diye adlandırılan, daha özgür, daha çağdaş, daha düşüncenin serbestçe ifade edilebilmesi, daha işte toplantı, gösteri, yürüyüş yapabilme hakkının tanınması uygulamaya geldiğinde baktık ki böyle bir şey yok. İnsanların birebir yaşamına müdahale. Bütün bunlar arkadaşlar anlattı zaten, günlerde bunları peki, da yaşıyoruz. Peki, bir telefonumuz var. Tabii, yine değerlendirmenize devam edeceğiz. Doçent Doktor Sayın Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanı telefon attığımızda. Sayın Hocam, geldiğimiz noktayı, özellikle bu son gelişmeleri nasıl değerlendirmek, nasıl görmek gerekiyor? Sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, vallahi tabii insan söyleyecek bir şey bulamıyor. Biz şimdi zaten baroda bulunuyoruz, görevimizin başındayız. Evet. Şimdi üzücü olan şu, bakın bugün Başbakan'ın Ankara'da yaptığı, polis gezi parkını boşaltmayı bilir, polis kurşun da sıkar şeklindeki bir talimat ve yönlendirmesi üzerine gezi parkına ancak bana göre İsrail'in bir takım yerlere yaptığı müdahale ile kıyaslanacak, hatta onu dahi geride bırakacak bir saldırı gerçekleşti. Şimdi bakın, niye saldırı diyorum, müdahale demiyorum, saldırı diyorum. Çünkü barışçıl bir şekilde anayasal demokratik haklarını kullanan halka, bakın erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden gerçekleşen bir saldırı var. Ne yapıyordu o insanlar o sırada? Yani polise bir şey mi atıyordu? Bir yere mi saldırıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Orada duruyorlardı. Hedef gözetmeden her yere gaz sıkmak. Savaşta dahi görülmedik şekilde, bakın bize bu tür bilgiler geliyor, revir olarak kullanılan ve yaralıların bulunduğu yerlere gaz sıkılması. Bunlar gerçekten savaş dönemlerinde dahi görülmeyecek olan şeyler. Gezi Parkı'ndaki durum, yani
eğer bir toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendiriliyorsa, ki o kanuna girdiğini düşünmüyorum ama kanunun 3. maddesine göre açık, bakın, herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. Şimdi bu insanlar bu hakkını kullanıyor ve böyle bir şey gerçekleşiyor, saldırı. Bakın, vahim olan şudur. Başbakanın konuşmasında sürekli olarak benim polisim söylemi var, değil mi? Evet. Bir kere niye sizin polisiniz oluyor? Başbakanın, siyasi iktidarın, hükümetin polisi olamaz polis. Polis devletin polisi olur. Sadece kanuna, hukuka göre hareket eder. Ama bakın, benim polisim, benim valim, benim memurum gibi söylemlerle devletin tüm kişi ve kurumlarını kendine bağlı olarak görmek, bu düşünce demokrasiyle filan hiçbir biçimde bağdaşmayacak olan bir durum. Demokrasilerde bu tür kurumlar, kişiler hiç kimseye değil, hukuka bağlı olarak görev yapar ve devletin emrindedir. En tehlikelisi ise bana göre başbakanın benim yargım yaklaşımı. Bakın, önceki gün yapılan bir açıklamada ne diyor başbakan? Yargıya açık bir mesaj gönderiyor. İfade aynen şöyle: ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Bu mesajın nereye gittiği bellidir diyor. Çünkü diyor, molotof kokteyli kullanmak suçtur, yakıp yakmak suçtur. Evet, ama kim yakıp yıkıyor? Kim molotof kokteyli atıyor? Mesajın nereye gittiği belli. Nedir bu mesaj? Tutuklama istemlerini reddeden yargıya, Ankara'da da İstanbul'da da suç ceza mahkemeleri tutuklama istemlerini reddediyor. Hiçbir tutanak olmaksızın rastgele kafasında baret olanı ya da maske olanı boynunda gözaltına alıyorsunuz siz. Bunu silah olarak niteliyorsunuz ve tutuklamaya sevk ediyorsunuz. Yargı da böyle şey olur mu deyip tutuklama istemini reddediyor. Ve yargıya mesaj gönderiyor başbakan ve açıkça da söylüyor zaten mesajın kime olduğunu. Şimdi bakın, bu böyle bir emir ve talimat veremez. Hiçbir kişi ve kurum, anayasa 138 bunu söylüyor ve böyle bir davranış suçtur. Türk Ceza Kanunu 277. maddesini herkes açsın, okusun. Yargı birilerinin değil, halkın, milletin, hakkın yargısı olmalı. Dolayısıyla bu yaşananlar gerçekten görülmemiş şeyler. Umarım bu süreçte bir takım daha vahim durumlar yaşanmaz. En büyük endişem ve korkum bu. Yangına benzinle gitmek gibi bir durum ortaya çıktı. Yani bugün başbakanın yaptığı konuşma ve akabinde gelişen olaylar işte bu noktaya getirdi. Valla biz İstanbul Barosu olarak bütün bu hukuksuzlukları bir hukuk kurumu olarak izliyoruz, gözlüyoruz. İstanbul Barosu şu an görev başında. Meslektaşlarımız burada baroda gözaltılarla ilgili gerekli hukuki hizmeti vermek üzere seferber olmuş durumda. İstanbul Barosu her zaman olduğu gibi halkın yanında ve hizmetinde ve olmaya da devam edecek. Bunu da açıkça belirtiyorum. Sayın Koca Sakal, çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Çok sağ olun. Yeniden stüdyomuza dönüyoruz. Cümlenizde tam bitirmemiştiniz, o son sözü alalım. Alandan gelen arkadaşlarımız da var. Önce bir dinleyelim. Öyle mi? Peki, alanda neler oluyor? Gezdiğin, gördüğün yerlerden aktaracağın notlarda neler var? Hemen oradan başlayalım. Alanda olan tamamen kontrolsüz bir güç kullanımıdır. Bu başka bir şey değil. Artık jandarmanın alana indiğini görüyoruz. Jandarmayı kime karşı kullanıyoruz? Bu çok ciddi bir soru. Karşımıza mesela silah kullanan insanlardan bahsediliyor. Evet, birileri silah kullanıyor. Ama bize karşı. Bu elimdeki yara... plastik mermi. Evet, plastik mermi. Harbiye tarafında sıçrayan çatışmalarda basın kart... orada polis adeta sokakta misket oynayan çocukların misket kullanması şeyiyle, hevesiyle plastik mermi sarf ediyor, kullanıyor insanlara karşı.
Geri çekilirken ben biraz daha Taksim yönüne doğru çekilirken üzerime doğru iki tane merminin atıldığını gördüm. Boyunluğum o anda boynumdaydı. Fotoğraf makinen de vardı elimde. Kesinlikle hakeza fotoğraf makinem de elimdeydi. Kartımı gösterdiğim anda 4-5 tane birden hedef göstererek atlar ve bunların bir tanesi de elime geldi. Başbakan Erdoğan ve hükümet kanadı 3-5 çapulcu marjinal işte molotof atıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan diyor. Ben Akaretler'deki o en çatışmalı saniyelerde de İstiklal'deki en büyük çatışmalarda da en ön safta bütün barikatların olduğu yerde en önde görevimi yaptığım halde bu şekilde bir hale gelmedim. Yani o valinin işte polisimize el uzattılar dediği polisi şu an bizi bu hale getirmiş durumda. Hükümet kanadının önce siyasi operasyonlarla daha sonra mali operasyonlarla hedef tahtasına oturttuğu Aydınlık Ulusal Kanal artık Başbakan Erdoğan'ın kendi ifadesiyle söylediği kendi polisi tarafından fiziksel hedef haline getirilmiş. Buna da özellikle dikkat çekiyorsun. Peki bir şey sorayım. Şöyle bir iddia vardı. Orada müdahalede ya da saldırıda bulunan polislerin kasklarında numara yok diye. Öyle bir şey dikkat çekti mi? Baktın mı? Karanlık bir ortamda. Ona dikkat etmedin. Peki bir başkente dönelim. Olamadı. Kennedy Caddesi'ndeki son durumu almak için Mustafa Kaya bizlerle birlikte. Mustafa, son durum nedir başkent Ankara'da? Evet, Kennedy Caddesi'ndeki bekleyiş sürüyor. Halen daha oldukça kalabalık Kennedy Caddesi. Çoğunluğunu yine dediğimiz gibi gençler oluşturuyorlar. Burada milletvekilleri de vardı, hazır bulunuyorlardı. Onların bir kısmı halen daha buradalar. Polis ekipleri de sık sık anons yapıyorlar. Yurttaşlara yönelik, kalabalığa yönelik anonslar geliyor. Şu an itibariyle polis ekiplerinin gösterdiği bir güzergah da var. Tunus Caddesi'nden Kuğulu'ya geçmelerini istiyor protestocuların, yurttaşların. Bu şekilde buraya boşaltmalarını istiyor Kennedy Caddesi'ni ama tabii Kennedy Caddesi boydan boya dolu şu an itibariyle. Yurttaşlar da bırakmak istemiyorlar, gitmek istemiyorlar. Sloganlarına, hükümet istifa sloganlarına devam ediyorlar. Aynı zamanda Başbakan Erdoğan istifa edene kadar buradayız sloganlarını da atıyorlar. Biz buradan ayrılmayacağız. Kararlılığı yoğun biçimde şu an görülüyor burada. Kennedy Caddesi'nde polis ekipleri sık sık da müdahale anonslarını bir yandan sürdürüyorlar. Ama yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk resimleriyle sık sık da marşlarla buradaki protestolarını sürdürüyorlar. Şunu da hatırlatalım, yarın Ankara'da Ethem Sarısülük'ün için anma gerçekleştirecek. Ethem Sarısülük eylemlerin ilk başladığı günlerde bir polis kurşununa kurban gitmişti. Yaşam mücadelesini uzun süre sürdürdü ama ne yazık ki kaybetti yaşam mücadelesini. Adli tıpta bugün incelemeleri yapılmıştı Ethem Sarısülük'ün ve çıkan sonuç kurşunla öldüğü yönünde. Bu konuda da soruşturma bir yandan yürüyor. Tabii Ethem Sarısülük'ün yarın anması var. Ankara'da YKM önünde, Kızılay YKM önünde 12.30'da yurttaşlar toplanacaklar. Bugün de burada en çok atılan sloganlardan birisi Ethem Sarısülük'ün ölümüyle ilgili, şehit edilmesiyle ilgili sık sık gençler, buradaki yurttaşlar sloganlar atıyorlar. Şu an Kennedy Caddesi sakin görünüyor ama gerginlik de bir yandan sürüyor diyebiliriz. Bir müdahale yok. Şu an polis ekipleri kasklarını da çıkarmış durumda ama sık sık da müdahale uyarısı yapılıyor ve kalabalığın Tunus'tan Kuğulu'ya doğru geçmesi talep ediliyor. Buradaki yurttaşlar ise burada kalmaya devam edeceklerini, buradan ayrılmayacaklarını, kararlılıklarını sık sık dile getiriyorlar. Şu an itibariyle Kennedy Caddesi'nde görünen durum bu can. Evet, Mustafa Kaya Kennedy Caddesi'ndeki son durumu anlatıyor. İstiklal Caddesi'nde Oda Kule civarında da yine değil mi arkadaşlar, biber gazlı müdahalede devam ediyor. Böyle özetlemek mümkün. Tekrar sanki İstanbul'da polis daha agresif. Şimdi diğer kentlere baktığımızda oradaki müdahale, mesela Ankara'da şu anda böyle yoğun, İstanbul'daki Ankara'nın 3-4 gündür çok yoğundu, bu akşam onların müdahale, evet, ama İzmir'de mesela böyle bir haber almadık. İzmir'de Gündoğdu'da bir de Adana'dan geldi sert müdahale, evet, sert gözaltı. Yani böyle bir farklılaşma var gibi, evet. Bir şey çıkıyor, fotoğraf çıkıyor her ilde. Şimdi yarın ne olacağına bakmak lazım. Öyle anlaşılıyor ki polis buradaki
müdahaleden vazgeçecek ne de sokaktaki insanlar evlerine gidip oturacak. Bu sabaha kadar böyle devam edecek, öyle anlaşılıyor. Burada gördüğümüz o zaten. İstiklal Caddesi'nde polis püskürtüyor. Ondan sonra dağılıyorlar ara sokaklara, tekrar birleşiyorlar, tekrar yürüyorlar. Asla vazgeçmeyecekler yani. Bu bunun ifadesi oluyor. Peki buradaki ortak akıl ne olmalı? Bütün mesele bu. Şimdi bunun siyasi boyutu, sosyal boyutunu siyasi brokerlar çözmesi lazım. Başta hükümet olarak. Sayın Vali'nin akşamki açıklamalarını siz de verdiniz. Ben de dinledim baştan sona kadar. Sayın Vali'yi dinledim. Fakat burada benim bir tespitim var. Hükümet devlet adına halkına yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen bir devlet olamaz. Evet. Olmamalıdır. Bu tıpkı William Wallace'ın Kral Edward tarafından tuzağa düşürülüp öldürülmesi gibidir bu iş. İskoçların halk önderi kralla anlaşıyorlar. Büyük krallıkla anlaşıyorlar. Kısacasını söyleyeyim. Ve uzlaşmayı masada yapmak üzere Buckingham Sarayı'na gidiyor. Fakat bu orada hemen yakalanıp derdest ediliyor. Çarmıha giriliyor. Biat edersen seni tek darbeyle öldüreceğiz diyorlar. Etmezsen lime lime edeceğiz. Yani belki bir absürt örneklem ama biraz bunu andırıyor. Siz devlet olarak, devleti yöneten siyasi kadrolar olarak halkınıza yalan söyleyemezsiniz. %42 bana niye hayır dedi diye merak ettiğinizde anayasa değişikliğini, işte şimdi cevabı ortadadır. Niçin hayır dediğinin. Siz çünkü insanların günlük yaşamına müdahale ettiniz. Giyim kuşamıydı, biçimiydi, artık yani bir sürü şeyin özgürlüğüne, birey olarak kullanması gereken, kendine ait kararlarını vermesi gereken insanlara hayır, sen benden daha iyi düşünmesin, ben senin için doğru olanı düşünüyorum. Hani bir tarihler demişti ya, ben senin ne zaman aşık olduğunu bilirim diye, böyle de bir şey olmuştu ya, bu da ona benziyor. Ben senin özgürlüğünün ne olduğunu ben bilirim. Nerede neyi giyeceğini, neyi söyleyeceğini, neyi içeceğini ben bilirim der gibi bir dayatmayla karşıya gelmiştir. Bir korku imparatorluğu yakıştırması vardır ya, artık evet. Korkmaya gerek kalmadı, korkulan olmuştur. Olmuştur, bu önemli evet. Bir tespit. Adana'ya bir dönelim. Tuğba Sönmez Adana'da son durum için bizlerle birlikte. Tuğba, yaka paça gözaltılar, sert müdahale bilgileri geliyordu. Adana'da son durum nedir, senden dinliyoruz. Can, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şu an Adana biraz duruldu diyebiliriz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da gerçekten çok sert müdahaleler oldu. Aslında Adana'da eylemler Turgut Özal bulvarında başlıyordu. Fakat dün oradaki grup kendi aralarında şöyle bir anlaşmaya vardı. Pazar günü saat 8'de burada buluşacağız. Çünkü üniversite sınavından dolayı. Fakat Taksim'deki müdahale olaylarından sonra, Gezi'ye müdahale olayından sonra Adana halkı Atatürk Parkı'na doğru yola çıkmaya başladı ve Atatürk Caddesi'nde toplandılar. Atatürk Caddesi'nde toplandıklarında polis orada bir müdahalede bulundu. Daha sonra burada dağılan grup toplandı, baraj yoluna doğru yürüyüşe geçti. Baraj yolunda da gene tamalarla ve çevik kuvvetin engellemesiyle karşılaştı. Burada uzun bir süre direnildi. Daha sonra çevik kuvvet burada çok sert bir şekilde müdahale etti. Hatta tomaların dan sıkılan o tazikli suyla birçok insan yerlerde süründü. Ve Can, buradan şunu aktarmak istiyorum. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef burada esnafın camına, çerçevesine zarar verildiği söyleniyor. Bakın, Adana'daki grupta herhangi bir taşkınlık yoktu. Fakat polisin attığı biber gazı ve tazikli su çevredeki esnafın da camlarına zarar vermeye başladı. Yani buradan biz bu uyarıyı yapalım en azından. Yalnız bu müdahalede gözaltılar oldu. Ara sokaklara dağılan grupla polis arasında bir çatışma yaşandı. Gözaltılar oldu. Çok sayıda
yaralı var. Bunun dışarısı içinde şu var, Can biz daha önce de bu tür eylemleri takip ettik, Silivri'deki eylemlere gittik, onları takip ettik. İnanın biz de bu denli bir biber gazıyla yani karşılaştık ama bu biber gazında bir farklılık var. Yani biz gazeteciler olarak bile Adana'dakiler, herkes bu fikirde. Ve şu çok önemli bir şey. Polisin tomu aracından sıkılan suda asitli su, halkın üzerine asitli su sıkılıyor. Birçok vatandaş gözleri kapalı şekilde artık caddelere yığılmış durumdalar. Evet, gözüne plastik mermi gelmedi. Bunu biliyoruz çünkü takip ediyoruz. Biber gazı fişeği de gelmedi. Fakat yüzüne su geldi. O gelen su insanların gözlerinde çok ciddi bir yanmalara sebep oldu. Buradan bunu da belirtmekte fayda var. Maalesef tomalardan asitli su sıkılıyor. Teşekkürler Tuğba. Kolaylıklar diliyoruz sana da. Bu arada Taksim dayanışmasının da bir açıklaması vardı. Onu duyuruyorduk sizlere. Daha ayrıntılı olanını arkadaşlarımız iletti. Hemen onu da okuyalım sevgili seyirciler. Polisin Gezi Parkı'na yönelik sert müdahalesinin ardından Taksim dayanışması da yazılı bir açıklama yaptı. Taksim dayanışması, AKP hükümeti ülkemizi savaş alanına çevirmiştir. Saldırılar kadın ve çocukların olduğu sırada plastik mermi ve gaz bombalarıyla yapılmıştır dedi. Taksim dayanışması müdahalenin derhal durdurulması ve halkın yürüyüşünün engellenmemesi için çağrı yaptı. Polisin Gezi Parkı'na yönelik sert müdahalesinin ardından Taksim dayanışması yazılı bir basın açıklaması yaptı. Taksim dayanışması, mahkeme sonuçlanıncaya kadar Gezi Parkı'nın park alanı olarak kalacağı sözünü veren yöneticilerin Gezi Parkı'nı İstanbul'u ve ülkemizi savaş alanına çevirdiğini söyledi. Polis baskınını kınayan Taksim dayanışması, müdahalenin kadın, çocuk ve yaşlıların parkta olduğu sırada plastik mermiler, yoğun gaz ve ses bombalarıyla yapıldığını belirtti. Savaş koşullarında dahi görülmeyecek şiddetin yaşandığını söyleyen Taksim dayanışması, vali ve emniyet tarafından yapılan açıklamaların inandırıcı olmadığını vurguladı. Taksim dayanışması, Başbakan Erdoğan'ın niyetinin toplumsal kutuplaşmayı arttırmak ve halkını ezerek otorite hırsını tatmin etmektir dedi. Taksim dayanışması, AKP iktidarına, medyaya ve emniyet birimlerine şu çağrıyı yaptı. Emniyet güçlerinin bu vahşi saldırısı durdurulmalıdır. Bu gece ve yarın olacak olaylardan bütünüyle siyasi iktidar sorumludur. Basın kuruluşları açıklamalarımızın halkımıza duyurulması konusunda yardımcı olmalı. Halkına savaş açan bir siyasi iktidarın dezenformasyondan halkımız korunmalıdır. Bu sert polis müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlarımızın sağlığından endişeliyiz. Gönüllü hekimlerin engellenmesi durdurulmalı. 112 ambulans başta olmak üzere mevcut kamu sağlık kurumları acilen güçlendirilmelidir. İstanbul'un her yerinden on binlerce kişi Taksim'e yürümektedir. Halkımızın bu yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir ifadelerini kullandı. Buyurun. Çok önemli. Şu açıklamadan önce daha bugün Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik dedi ki bu olay için haklısınız, hakkınızı haksızlığa çevirmeyiniz diye. Demek ki bu olayda bir haklılık var. Bu hakkı teslim etmişsiniz. Şimdi siz bu hakkı teslim ettiniz. Bu haklılığı haksızlığa çevirmek için de elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Gezi Parkı'nda size karşı, emniyet güçlerine karşı olabilecek marjinal gruplar dediğiniz kimse kalmamıştı. Sol gruplar burayı terk etme kararı almıştı. Nitekim yoklardı. Evet, yoklardı. Sıradan insanlar oradayken ve pazar akşamına kadar orayı boşaltın sözü ortadayken, siz cumartesi akşamı bir gün önceden niçin böyle bir saldırıya, ki müdahale değil bu, bu bir saldırı resmen, gerek duydunuz? Bunu sorgulamak lazım. Sakın bunda Sayın Başbakan'ın bugün, artık bugündür, yarın artık bugündür, bugün Kazlıçeşme Meydanı'nda yapacağı mitingin, ki ben yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum, böyle bir miting yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de insanları kutuplaştırmanın bir anlamı yok. Ama burada da belli bir politika gidiyor. Neyse, o ayrı bir değerlendirme konusu. Bu mitinge ben bak yaptım, ezdim, geçtim ve burada karşınızdayım. Dimdik ayaktayım demek için mi? Kime meydan okuyorsunuz? Affedersiniz.
Kime meydan okuyorsunuz? Halka mı meydan okuyorsunuz? Siz sadece size oy verenlerin başbakanı değilsiniz. Size oy vermeyenlerin de başbakanısınız. Bunun farkına varmalısınız. Ben sizden niye şikayetçi olayım? Niçin olalım canım? O tabii %51 oy aldım demenin, milli iradeyi temsil ediyorum demenin tartışması başka bir boyut. Ama onun karşısında size oy vermeyen insanları da ne düşündüklerine dikkat etmek zorundasınız. Peki. Kulak vermek zorundasınız. Peki. Son yorumlar için bir daha döneceğim. Telefon attığımızda İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Özbey var. Sayın Özbey, geldiğimiz bu aşamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Buyurun. Vallahi şimdi olay şudur. Tayyip Erdoğan'la Abdullah Güller bu BOPEŞ başkanlığı rejimi yıkılmaktadır. Yıkılmakta olan iktidar o Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle iktidarımızı sonuna kadar savunacağız diyordu. O iktidarlarını savunma saldırısı içindedirler. Çılgınca saldırmaktadır. Kanunsuzca, haksızca, insanlık dışı bir saldırı söz konusudur. Ama buna karşı da kahramanca direnen, ayağa kalkan, o saldırılara cevap veren ve haklarını savunan bir Türk milleti vardır. Tablo budur. Tayyip Erdoğanlar büyük bir yanlış içindedirler. Ama bu yaptıkları, bu saldırıları onların iktidarının yıkılmasını engelleyemeyecektir. Geldiğimiz nokta budur. Bakın sadece İstanbul değil, İstanbul'un her semti, her ilçesi ayaklıdır. Ama Ankara'sı da, İzmir'de, Antalya'sı, Adana'sı, Eskişehir'i, Türkiye'nin dört bir yanı böyledir. Bu gece, bu saatte böyledir. Ama yarın göreceğiz, bundan çok daha büyük olacaktır. Bir noktayı daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazır aracılarımızla, yurttaşlarımızla duyuralım. Buyurun. Bu iktidarın zorbaca, ceberut saldırısı sonucunda bir şehidimiz oldu Ankara'dan. Ethem Sarısülük, evet. Cenaze töreni yarın Ankara'da yapılacak. Saat 12.30'da Kızılay Meydanı'nda tören yapılacak. Bütün Ankaralı yurttaşlarımızı da hem İstanbul'daki bu haksız faşist saldırıyı protesto etmek, hem şehidimiz, direniş şehidimiz, devrim şehidimiz Ethem Sarısülük'ü sonsuzluğa uğurlamak üzere saat 12.30'da Kızılay'da bulunmaya çağırıyoruz. Sayın Özbey, özellikle yarın tabii artık bugün diyebiliriz. Bu müdahaleler ve halkın yürüyüşü bir yandan devam ediyor. Toplumumuza çeşitli işte silahları da var vesaire şeklinde açıklamalar yapan kamu yetkilileri de var. Bir bu eksende nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Özellikle bugünün içindeki süreçte yaşanabilecekleri de düşünerek onu da sizden dinlemek isteriz. Vallahi şimdi başbakanından Çankaya'da oturanına kadar, valisinden emniyet müdürüne kadar yalanlar üzerine bir uygulama yapılmaktadır. Ben ihtimal vermiyorum. Çünkü orada bulunan yurttaşlarımız iki sloganla hareket etmektedir. Bir, Tayyip istifa. İki, Mustafa Kemal'in askeri. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen yurttaşların silah vesaire gibi unsurlara başvurması mümkün değildir. Bakın daha geçen gün İstanbul'da, Taksim'de polisin bir provokatör kullanmak suretiyle saldırıyı kolaylaştırdığı, saldırıyı başlattığı hep birlikte gördük, yaşadık. Eğer varsa, ben ihtimal vermiyorum, varsa da bu mutlaka BOP polisinin, BOP eş başkanlığı polisinin elemanlarınca düzenlenen provokatif girişimlerdir. Yurttaşlarımızı da bu tür provokatörlerin aralara sızmasına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Ama şu yaşadığımız 15-16 günlük süreç göstermiştir ki yurttaşlarımız, halkımız bu noktada son derece uyanık ve bilinçlidir. O nedenle yine de her halde yurttaşlarımızın bu haklı, meşru, anayasal direnme haklarını kullanırken provokatif, haklı olmayan, haklı zeminde olmayan davranışlarında bulunacak kişi veya kişilere karşı da uyarık olmaları, onları engellemeler gerektiğini düşünüyorum.
Sayın Özbey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp ben değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Çok sağ olun. Seni çok beklettik, yorgunsun. Bir cümle senden alıp veda cümlesi, sonra Sayın Akgüz'den de bir genel değerlendirme rica edeceğiz. Başbakan Erdoğan şu an tarihteki örnekle Sovyet Kızıl Ordusu'nun karşı taarruzuna maruz kalan Hitler'in pozisyonundadır. Bu yüzden İstanbul'da jandarmaları artık indirmek durumunda kalmıştır. Tekrarlıyorum, para cezasıyla susturamadığı, siyasi operasyonlar susturamadığı basını artık fiziksel şiddetiyle susturmaya kalkmaktadır. Bütün bu çabaları boşunadır. Bu halk Taksim Dayanışması'nın da açıklamasında belirttiği gibi susmayacaktır ve bu yürüyüş devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Seni hemen uğurluyoruz. Sayın Akgül, sizden de bir hemen sonucu çerçevesinde değerlendirelim. Şimdi tabii ki iktidar telkin etme, tavsiyede bulunma. Ama bence itidali önce başbakana yapmak lazım. Sayın Başbakan'dan rica ediyorum, lütfen biraz dinlensin. Lütfen biraz dinlensin Sayın Başbakan. Bu gidişle kutuplaştırarak, bir süre önce mağduriyeti oynayarak, kendinin mağdur edildiğini öne sürerek, toplumda belli bir popülarite ve belli bir kredi elde etti. Artık bu kredi bitti. Kutuplaştırarak toplumu bir yere taşımak ve kilitlemek, tamamen bütünüyle ayrıştırarak kilitlemek istiyor. Yazık, günahtır bu insanlara. Polisle halkı karşı karşıya getirmek kadar kötü bir şey olamaz. Hemen bir 3G'ye, Naciye'ye dönelim. Tamam. Son sözler için yeniden döneceğiz. Evet, şu an ben İstiklal Caddesi'nde Oda Kule olarak yeniden, yani Osmanlı'nın bir altında olduğu yerdeyim. Civarında Taksim Meydanı'ndan yapılan müdahaleyle birlikte oradaki yurttaşların ardından İstiklal Caddesi'nde toplanan gençlerin oraya gelmesiyle birlikte olaylar başlamıştır. İstiklal Caddesi'nde tamamen akrep olarak bilinen polis araçlarıyla müdahale yapıldı. Görüyorsunuz şu anda ekranda Tomat final yönüne doğru inerliyor. Etrafında yaklaşık 7-8 polis var. Hemen tünel olarak bilinen meydanın ön tarafında, Oda Kule ile tünel arasında, yine ekranda görüyorsunuz, bir barikat oluşturulmuş durumda. Bu barikatın arkasında yurttaşlar var. Polis, daha önceki yayınlarımızda size aktardığımız gibi müdahalenin ardından geri çekilmişti. Polis geri çekildikten sonra bu barikat oluşturuldu İstiklal Caddesi'nin ortasında. Hemen biraz ilerliyoruz o yere doğru. Polis şu anda tazerle harikasının arkasındaki yurttaşları dağıtmaya çalışıyor. Yine araç akaslar da önlem almış durumda. Evet, kameraman arkadaşım yakınlaştı ve şu anda polisleri görüyoruz. Zaman zaman o bölgeye gaz bombasıyla müdahale edip geri dönüyorlar. Burada bir tane tazer. Ayrıca bir tane de akrep olarak tabir edilen araçlardan vardı. Akrep az önce ayrıldı. Ekranlarda gördünüz. Panzer'de az önce biraz müdahalede bulundu ve geri döndü. Biz de panzerin önünde kalmıyoruz. Geri ilerliyoruz. Evet. Şu anda çöpük arabaları yol ortasında görüyoruz. Yine çöpler var. İstiklal Caddesi'nin altında. Adeta bir savaş alanına dönmüş durumda. Evet. Şu anda Galatasaray Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Kameraman arkadaşımla birlikte. Şu anda Galatasaray Meydanı tarafı boş. Protestolara katılan yurttaşlar final meydanında o tarafa ilerlediler. Polis kontrollü olarak müdahale ediyor. Ön tarafta bir ekip yer alıyor. Arka tarafta belli sayıda ekipler bekliyor.
Evet, yol ortasında yıkılmış. Yıkıntıları görebiliyorsunuz yol ortasında, İstiklal Caddesi'nde. Zaman zaman yurttaşları kendi sorun açmak topluyor. Zaman zaman polis müdahalesinin sırasında kırılan dökülen parçalardan oluşan yığınlar bunlar. Evet. Buraya kadar geriledik polislerle birlikte. Polisler de bu noktaya kadar geri çekildiler. Tabii güvenliğimiz açısından zaman zaman olaydan biraz uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü birçok gazeteci eylemler sırasında polisin attığı gaz bombalarının fişeklerine hedef oldu. Birçok gazeteci yaralandı, birçok yurttaş gibi. Bizler de yurttaş yaralanmıştı. İstanbul Polis Odası 7 bin yurttaşın yaralandığını açıklamıştı. Birçok da gazeteci bu olaylar sırasında yaralandı. Biz de bu nedenle zaman zaman arka planda kalmak zorunda alıyoruz. Az önce yine bir gaz bombası atıldı. Bunu da canlı yayında sizlere görüntülerini aktarmış olduk. Evet, şu anda müdahale aslında bitmedi. Polisler biraz geri çekildi ama İstiklal Caddesi'nde ilk etapta olduğu gibi değil. Yani önce final meydanına kadar müdahalede bulunup daha sonra en geriye Taksim meydanına kadar çekiliyordu polis. Şimdi ise daha sonra ne kadar çekilir? Oradan tekrar o kurulan barikatın arkasına gazlarıyla yine ilk el ateş edildi. Benim sayabildiğim caddenin sağına ve soluna polisler yerleşmiş durumda. Öncü birlikler diyebiliriz bunlara. Barikat var. Hem sağdan hem soldan barikatın ardına doğru polisler gaz bombaları çıkıyor ve oradaki kitleyi dağıtmaya çalışıyoruz. Olduğu bölgeye bakıyorum, gaz bombası atışı var. Şu anda kameraman arkadaşım oraya biraz girerse eğer oradaki sis bulutunda daha net görecek izleyicilerimiz. Evet, şu anda görüyorsunuz. Adeta beyaza bürünmüş. Orası İstiklal Caddesi'nde oda kule olarak tabir edilen yer. Gördüğünüz gibi önce gaz bombasıyla orası dağıtıldı. Ardından dama hızlıca gitti. Evet, dama barikata çarpacak mı? Dama barikata çarpacak mı diye bakıyoruz. Dama tazikli suyla kitleyi dağıtmaya çalışıyor. Kitleyi dağıtmaya çalışıyor ve barikatın önüne geldiğinde Thomas durdu. Oradan Thomas'ın etrafındaki polislerin gaz bombasıyla yine kitleyi dağıtmak için müdahalede bulunduğunu görüyoruz. Ekranlarınızda da şu anda müdahaleyi canlı canlı izliyorsunuz. Evet, biraz daha o bölgeye doğru yaklaşacağız şimdi. Evet. Tabii bu ortamlar içerisinde her şeye rağmen bu bölgede enerji buradan geçiyorlar. Herhangi bir eyleme katılmasalar ya da protestolara katılmasalar da o bölgeden geçiyorlar. Böyle yurttaşları da görüyoruz bölgede. Bunlar da gazdan zaman zaman etkileniyorlar ve mecburen bu bölgeden geçmek zorunda kalıyorlar. Evet, şu anda İstiklal Caddesi'nde Oda Kule olarak bilinen yerin hemen ilerisi. Yani burası Bandaral Binası'nın bir sokak ötesinde diyebiliriz. Final tarafında bir sokak daha yakın olan bir bölgede barikat kurulmuş durumda. Oradaki inşaat malzemelerinden, datalardan ve teknikler olarak tabir edebileceğimiz yan taraftaki büyük betonlardan oluşturulan bir barikat. Oldukça kısa sürede oluşturulmuş o bir barikat. Önünde de tahta setler var. Özellikle gaz bombalarından teklerden etkilenmemek için gaz bombasını etkilenmek mümkün değil. Zira şu anda Ulusal Sanal Binası da gaz bombasının etkisi altında kalmış durumda. Bütün merdivenler, koridorlar
enkaz dondasından etkilenmiş durumda. İçeride biz de az önce enkaz dondasından etkilendik ve gözlerimiz yaşardı. Şu anda İstiklal Caddesi'nde müdahale Tünel Meydanı'na doğru devam ediyor. Orada hava eşliğinde polislerin yapmış olduğu müdahale var. Biz de biraz uzaktan da olsa bu müdahale anını şu anda görüntülüyoruz. Ancak müdahale barikat henüz aşılamadığı için daha ileri gitmiyor. Akşamın ilk saatlerinde barikat kurulmadan önce yani Tünel Meydanı'na kadar polis müdahalede bulunuyor. Ardından kontrollü olarak geri çekiliyordu şu anda. Müdahale ancak o barikatın kurulduğu bölgeye kadar yapılabiliyor. Onun ardından tekrar polis kontrollü olarak kısmen Galatasaray Meydanı'na kadar diyebiliriz. Geri çekiliyor ve şu anda İstiklal Caddesi'nde. Son durum bu. Tabii buradaki mücadele müdahale devam edecek demiştik. Müdahale akşam saatlerinde başladı. İstiklal Caddesi'nde ki mücadele Taksim'e müdahale edilmesinin ardından oradaki yurttaşların buraya gelmesi ve ardından İstanbul'un çok çeşitli bölgelerinden, çok çeşitli ilçelerinden katılımların sağlanmasıyla İstiklal Caddesi'nde yaşanmaya başladı. Tabii her diye dolaylarında da öyle sanıyoruz ki hala müdahale devam ediyor. Saatlerimiz 3'e geçti. Aslında bunu öngörmüştük. Sabah saatlerine kadar devam edebileceğini söylemiştik. Saatlerimiz şu anda 03.15. İstiklal Caddesi'ne devam edebileceğini söylemiştik. Saatlerimiz şu anda 03.15. İstiklal Caddesi'ndeki müdahale, polis müdahalesi ve yurttaşların mücadelesi devam ediyor. Yine arka tarafta az sayıda ve bu bölgede çalışan insanların oluşturduğu bir kalabalık var, bir kitle var. Onlar da burada müdahalenin seyri nasıl olacak? Onlar da müdahalenin seyri nasıl olacak? Onu takip ediyorlar. Öyle görülüyor. Hemen dönüyoruz yine olay tarafına. Burada polis barikatı kurulmuş durumda. Diğer tarafta da yine müdahale. Evet, şu anda müdahale Galatasaray Tünel Meydanı'na doğru Toma'nın tazikli su desteğiyle devam ediyor. Şimdilik evet Toma'nın desteğiyle şu anda müdahale devam ediyor. O bölgede yine gaz atışları var. Gaz bombası atışları var. Evet, kameraman arkadaşım da bölgeye daha da yaklaştırarak kamerasını ve bu müdahale anını canlı yayında aktarıyor. Şu anda siz de görüyorsunuz. Yol ortasında bir polis durmuş. O bölgeden geçmek isteyen yurttaşlar var. Öyle sanıyoruz ki evlerine gidiyorlar. Evlerine gitmek için en azından yolunu kullanmak zorundalar. Ama kullanamıyorlar. Yoğun gazdan onların da etkilendiği görülüyor ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Tamam da bu arada oradaki müdahalesini tamamladı ve yine geri çekiliyor. Toma geri çekilirken polis gaz bombasıyla müdahalesine devam ediyor. Toma yavaş yavaş şu anda Oda Kule önünden Galatasaray Lisesi'nin önüne doğru geliyor. Siz de şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Evet. O bölgede barikatın arkasında oldukça yoğun bir kalabalık var. Tabi ara sokaklarda da çok sayıda genç olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki yayınlarımızda size buradaki kitleyi aktarmıştık. Şu anda bu çatışma bölgesinde tabii ki bir dağılma var. Geri çekilme ve ara sokaklara dağılma şeklinde gençlerin İstiklal Caddesi üzerinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Ama polisin geri çekilmesinin ardından kitle yeniden İstiklal Caddesi'nde toplanıyor. Gördünüz. Panzer kısmen geri çekildi ve ardından barikata doğru tekrar ilerlemeye başladı. Yine gaz sesinde. Evet, burada yoğun gaz bombası atışı var. Biz bütün İstiklal Caddesi üzerinde gaz bombasından etkilenmemek mümkün değil. Hem yurttaşlar hem biz gazeteciler gaz bombasından oldukça etkileniyoruz. Konuşmakta da zaman zaman güçlük çekiyoruz. Eğer
Bu zaman zaman yaşanan sıkıntıdan dolayı izleyicilerimiz bizi anlayamıyor olabilirler. Onlardan da özür dileriz. Evet, İstiklal Caddesi'nde saatlerimiz 3.15'i gösteriyor ve saat yaklaşık 20'de başlayan müdahale halen daha devam ediyor. Ve öncelikle İstiklal Caddesi'nin Taksim'e yakın bölümünde başlayan müdahale şu anda Oda Kule Tünel Meydanı civarında devam ediyor ve öyle sanıyoruz ki uzun süre bu mücadele devam edecek İstiklal Caddesi'nde. Şimdilik İstiklal Caddesi'nden aktaracaklarımız bunlar. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Can Karaduk, söz yeniden sende. Evet Naci, gerçekten çok yorucu bir akşam ve sen de adeta savaş koşullarındaki bir muhabir gibi görevini gerçekleştiriyorsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada ilginç bir Twitter vardı bugün. AKP'li Ertuğrul Günay'ın tweet'i, 31 Mayıs Cuma sabah Gezi Parkı'na o vahim saldırı emrini veren ortaya çıkmadan ülkemizi karıştıran bu tuzaklar açıklanamaz. Bu emri kim verdi? Birinci tweet'i bu. İkincisi de girişin barikatı kalkmış, çadırlar kalkıyor, başbakan yarın diyordu. Şimdi ne oldu? Bir derin el mi var? Başbakanı da aşan, ülkeyi karıştıran. Böyle bir son... Sorguladığımız da oydu zaten. Evet. Sayın Günay'ın vicdanı kabardı. Onun bile düşünün yani, bile demiyorum artık. Gördüğü olaylar karşısında hiç kimse böyle vicdansızlık yapamaz zaten. Yazık, günahtır. Hakikaten. Bunu böyle özetlemek yazıktır, lazım. Günahtır. Bu zorbalıkla, bu faşizan anlayışla, bu askeri, polisi halkın üstüne hakikaten yürümek. Yazık. Ya bu halk mı istedi bu kavgayı? Böyle bir şeyi halk mı istedi Allah'ınız aşkına ya? Bu insanlar mı istedi? Sen kendin geldin, bu kavganın müsebbibi oldun. Şimdi buradan ben nasıl galip gelirim diye bu kavganın galibi olmaz. Halka rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Bunu Sayın Başbakan söylüyorsa kendisi de buna inanmak zorundadır. Demokrasiye inanıyorsa, ben çoğunluğum diyorsa, çoğunluğun yanında şunu da yapabilmelidir. Demokrasinin olmazsa olmazı azınlık hakkının korunmasıdır. Senin karşındaki azınlık dediğin, kendini çoğunluk saydığındaki kitle de en azından %50'dir. Dolayısıyla bu toplumsal talepleri ve korkuyu yıkıp atıp sokağa inen insanların ne istediğini iyi anlamak, iyi değerlendirmek, ona göre cevap vermek lazım. Dünyaya rezil olduk. Öyle mi? Bunu böyle özetlemek lazım. İki başka bir şey daha söyleyeceğim. Gezi, demokrasi ve özgürlük timsali ve sembolü olmuştur şu anda bütün dünyada. Bu bütün bu kargaşanın içerisinde öne çıkan, hakikaten önemsenmemiz gereken çok önemli, çok önemli bir başlıktır. Sayın Akgüz, çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde sizi çok... Ben teşekkür ediyorum. Güneşli, güzel günler, güzel yarınlar diliyorum herkese. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim, Sayın İdris Akgüz, Yurt Gazetesi yazarı stüdyomuzdaydı. Değerlendirmelerini almaya çalıştık. Şimdi de Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Önder Öztürk'e uzanacağız. Osman Bey'de. Önder, Osman Bey'de son durum nedir? O bölgeye otobanlardan yönelen vatandaşların geldiği bilgisi var. Bu doğru mu? Son durumu senden dinliyoruz. Can, polisin bütün engellemesine rağmen Gazi Mahallesi'nden bu yöne doğru yürüyüşe geçen yurttaşların bir bölümü az önce Osman Bey'deki barikatın önünde direnen yurttaşlarla kavuştu, bir araya geldiler. Şöyle bir bilgi verebiliriz. İstanbul'u bilen arkadaşlar, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz açısından Ok Meydanı Ulusoy'da iken Gazi Mahallesi'nden yola çıkan kitlenin önü arkası Gazi Mahallesi'ne kadar uzanıyormuş. Yani 35 bin, 40 bin, 50 bin civarında bir kitleden söz ediyoruz. Ancak Ok Meydanı'na geldiklerinde polis barikatıyla, polis müdahalesiyle karşılaşmışlar ve orada 3-4 ayrı kola ayrılmak zorunda kalmışlar. İşte o kollardan biri, 4-5 bin kişilik bir Gazi Mahallesi'den gelen yurttaş az önce Osman Bey'e giriş yaptı ve hemen kitlenin önüne geçti polis barikatına karşı. Şu anda direnişin öncüsü konumunda. Şunu da aktarayım. Gazi Mahallesi'nden gelen direnişçiler buraya Osman Bey'e Ergenekon Caddesi'nden aşağıdan
Ok Meydanı tarafından Ergenekon Caddesi'ne Şişli'ye giren yönden girdiler ve girişleri esnasında burada direnişe devam eden, barikatı güçlendiren, yeni barikatlar kuran yurttaşlar büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle ve sloganlarla karşıladılar. Gazi Mahallesi'nden gelen yurttaşlar da o esnada bekle Taksim Gazi geliyor sloganlarıyla alana girdi ve büyük bir kucaklaşma oldu. Bu bir takım ön yargıların, insanların birbirine karşı olan ön yargısının da burada yıkıldığını, bu kucaklaşmayla burada ortak bir mücadele verildiğini belirtebiliriz. Şu anda son durumu da şöyle aktarabilirim. Osman Bey metrosunun girişinin önünde ilk bağlantımızda aktarmıştık. Ramada Oteli'nin orada bir yurttaşların bir barikat kurduğunu aktarmıştık. Orada şu anda en önde direniş devam ediyor. Polis gaz bombası atmaya devam ediyor. Gazi Mahallesi'nden gelen 4-5 bin kişilik kitle ise en önde polise karşı direniyor. Bu arada diğer kollarında farklı noktalardan Taksim'e doğru ilerlediği bilgisini verdiler. Şimdi onlar da Taksim'e farklı kollardan giriş yapmak üzerelermiş. Can, şu an buradan aktaracaklarımız bu kadar. Önder, ilerleyen dakikalarda ayrıntıları yine öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Bir Boğaz İçi Köprüsü'ndeki görüntüleri sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Polis Boğaz İçi Köprüsü'ndeki on binlerce yurttaşa da gaz bombasıyla müdahale etti. Halkın önüne otobüslerle barikat kuran polis engellemeyi başaramayınca D100 Altunizade mevkiindeki basınçlı su ve gaz bombasıyla müdahaleye başladı. Polisin müdahalesi sonucunda Boğaziçi Köprüsü gaz bulutuyla kaplandı. Bir o haberimizi izleyelim. Yeniden birlikte olacağız. Evet, halk hareketini bastırmaya yönelik ilk kez jandarma toması da kullanıldı. Taksim'deki müdahaleler sırasında iki adet jandarma tomasının basınçlı su sıktığı görüldü. Bir o habere de bakalım sevgili arkadaşlar. Halk hareketine yönelik yapılan sert müdahalelerde polis ilk kez jandarma toması kullandı. Divan Oteli ve çevresindeki müdahaleler sırasında jandarmaya ait iki adet toma görüldü. Jandarma toması protestocu gruba da tazikli su da sıktı. İkinci toma polisle göstericilerin arasındaki olayların sürdüğü Harbiye Osman Bey güzergahına doğru hareket etti. Bir kez daha hatırlatalım haberimizi. Halk hareketine yönelik yapılan sert müdahalelerde ilk kez jandarma toplumsal müdahale aracı da göze çarptı. Divan Oteli ve çevresindeki müdahaleler sırasında jandarmaya ait iki toma görevlendirildi. Jandarma toması protestocu gruba tazikli su sıktı. İkinci toma polisle göstericilerin arasındaki olayların sürdüğü Harbiye Osman Bey güzergahına doğru hareket etti. Mersin'e uzanacağız sevgili seyirciler. Mersin'de de yurttaşlar sokaklara aktı. Taksim'deki polis müdahalesinin ardından her yer Taksim, her yer direniş pankartı açan binlerce yurttaş eylem yaptı. Bakırköy'e geçiyoruz. Şimdi de Bakırköy'deki tabloyu öğrenmeye çalışacağız. Taksim'deki polis müdahalesinin ardından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın hınca hınç doldu. 10 bin aşkın yurttaş sokaklara döküldü. Türk bayraklarıyla yürüyüşe başlayan halk hükümet istifa, her yer Taksim, her yer direniş sloganları attı. Halk İncirli Caddesi'ni ve D100 karayolunu trafiğe kapattı. Thank you.
şu an Bakırköy'de İstiklal Caddesi'nde okunuyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Bakırköy'de de oldukça yoğun bir grubun son süreçle ilgili tartışmalarla ilgili alanlarda olduğunu gördük sevgili seyirciler. Mersin'de de yurttaşlar akşam saatlerinde itibaren oradaydı. Hatta görüntüleri verdiğimiz an yatsı ezanı okunuyordu. Ezan okunurken susmayı tercih etti kalabalık grup, bizdeki bir adet olarak da. Ve onun sonrasında protestoların devam ettiğini gördük. Bakırköy'den de toplanan yurttaşlar D100 karayoluna çıktı ve protestolarını bu alana yürüyerek gösterdiler. Naci Eriş'e döneceğiz İstiklal Caddesi'ndeki son durum için. Evet, bölgeye atılan biber gazlarından Ulusal Kanal'ın Deva Çıkmazı sokağı da nasibini aldı. Yoğun bulutu stüdyo taşırmamak için arkadaşlar yoğun bir çaba sarf ediyor ama zaman zaman benzinimiz de yanıyor. Bunu da belirtelim. Bir Naci'yi dinleyelim. Bölgede neler var? Tekrar birlikte olacağız. Evet, şu anda İstiklal Caddesi'ndeki müdahale devam ediyor. Az önce polislerin kısmen geri çekildiğini size söylemiştik. Şu anda yine müdahale devam ediyor. Yine az önce orada bakıp tam olarak oda kulenin önündeki o yoğun bombardımanı zamanı görebiliyorsunuz. Yine oda lan sizin ne amına koyayım. Lan canlı yayına sokuyorsun. Amına koyduğum onları. Yarrağım niye sokuyorsun lan? Kes. Ha, ne oldu? Ha, sok hadi yayına. Sok. Ben de tek yayına sok. Birine. Niye küfür ediyorsun? Lan sizin hep yüzünüzden kört verenler. Yavşaklar. Niye küfür etti? Evet sevgili seyirciler, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki son durum bu şekilde yansıdı. Evet sevgili seyirciler, şu anda Taksim İstiklal Caddesi'ndeki son durum ve son tablo bu şekildeydi. Adana'da müdahale var. Türkiye'nin dört bir tarafında çeşitli müdahaleler de gözlemleniyor. Bunu da takip ediyoruz ama özellikle büyük kentlerimiz başta olmak üzere çok sayıda noktada, yani işte rakam zaman zaman 170-220 arasında gidiyor geliyor. Türkiye genelinde çok sayıda noktada bu anlamda bir takım halk hareketlerinin ve tepkilerin olduğu ifade ediliyor. Ama bunu teyit etmek tabii şu an itibariyle çok zor. CHP Genel Başkanı Kemal... Evet, Ulusal Kanal çalışanı Naci Eriş ve kameraman arkadaşımıza yönelik sözlü tacizler olduğuna yönelik, özellikle emniyet mensuplarından bunu buradan uyaralım. Ona özellikle dikkat çekiyoruz. Arkadaşlarımızın çalışma koşulları engellenmeye çalışılıyor bölgede. Onu özellikle bir kez daha ifade edelim arkadaşlarımızın ilettiği notlar arasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesiyle ilgili, burada işlenen fiiller sadece bir demokrasi suçu değil, aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenleri ne halk, ne tarih, ne de insanlığın toplumsal vicdanı affetmeyecektir dedi. Yazılı bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu.
bu çağrıyı Taksim Gezi Parkı'na yapılan haksız ve hukuksuz operasyonlara dahil olan başta kamu görevlileri olmak üzere herkese yapıyorum. Sağduyunun zerresini barındırmayan, bu milleti kendi çıkarları için ateşe atmaktan çekinmeyen bir başbakanın kanunsuz emirlerine uymak suç işlemek demektir. Erdoğan'ın suç ortağı olmak demektir. Bu kanunsuzluklara ortak olanlar gün gelir mutlaka yargı önüne çıkarılırlar, mutlaka hesap verirler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir türlü dizginleyemediği kişisel hırsı ve diktatör zihniyeti yüzünden Türkiye'nin canına kastetmektedir. Yapılan uygulamalar insanlık dışı ve sistematik işkencenin sokağa yansımasıdır. Burada işlenen fiiller sadece bir demokrasi suçu değil, aynı zamanda bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenleri ne halk, ne tarih, ne de insanlığın toplumsal vicdanı affetmeyecektir. Bu ve yurttaşlara sesleniyorum. Bu direnişte en önemli gücünüz, haklılığınız ve barışseverliğinizdir. Haklısınız, güçlüsünüz. Çok iyi bilmelisiniz ki dünyanın ortak insanlık vicdanı sizinle gurur duyuyor. Açıklamasını yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da. Evet sevgili seyirciler, Adana'ya bir uzanalım. Binlerce yurttaş akşam saatlerinde AKP il başkanlığına yürümek istedi. Polis halka basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Zırhlı polis araçları kenti kuşattı. Çok sayıda yurttaş polisin sert müdahalesinden yaralandı. Gerginlik devam ediyor. Bir Adana'daki görüntüleri de birlikte izleyelim. Türkiye'de kendi istekleri yönünde yönlendirerek kullanmak isteyen şahıslar bulunmaktadır. Lütfen bu şahıslara uymayalım. Adana'daki görüntülerde hemen sonra yeniden İstanbul'a Taksim'e mi döndük arkadaşlar? Tepebaşı'ndaki görüntüleri izliyoruz. Sanıyorum TRT'nin arkası olan taraf bu taraf. Canlı olarak bunları da yansıtıyoruz sevgili seyirciler. İstiklal Caddesi'ndeki sert müdahale sonrasında diğer sokaklara taşmıştı vatandaş. Burada da sert müdahaleye maruz kaldılar. Zaman zaman oradan yükselen biber gazı bizim de genzimizi yaktı. Son derece zor koşullarda çalışıyoruz. Ön taraftayken de ciddi ve sert bir müdahale orada da yaşanmıştı. Az önce İstiklal Caddesi'nde de Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalede bulunan Çevik Kuvvet ekiplerinin artık yorgunlukları da göze çarpıyor ki özellikle bizim aşağıda bulunan arkadaşlarımıza da sözlü tacizler dahil olmak üzere müdahaleleri oldu. İzmir'e uzanıyoruz. Belma Yücel İzmir'de karşımızda. Belma, İzmir hala ayakta mı? Son notları senden dinliyoruz. Evet Can, İzmir hala ayakta. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yapılan saldırılara karşı 7'den 77 herkes alanlara döküldü. Bugün yine İzmir'de özellikle çocuklara bile acımadan yapılan bu vicdansız saldırıyı İzmir'de artık yurttaşlar isyan ediyor. Bizim mikrofonlarımızı gördüklerinde mikrofonlarımıza yapışıyorlar ve isyan ediyorlar. Şimdi eylemler sabah saat erken saatlerden itibaren başladı ama en büyük kitlesel katılım 17'deydi. Bu Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanıldı. Gündoğdu'ya doğru yürüyüşe geçildi. Cumhuriyet İçin Güç Birliği öncülüğünde. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde miting sona erecekti. Fakat müdahale yurttaşlar öğrenince alanda miting devam etti. Ve hatta giderek kalabalıklaştı. Saatler ilerledikçe kalabalık da daha da fazlalaştı diyebiliriz bu noktada. Çok hareketliydi Gündoğdu Meydanı. Tabii bir grup Basmane'ye gitti, orada oturma eylemi yaptı. Bir grup Gündoğdu Meydanı'ndaydı. İnanılmaz bir tablo var, müthiş bir dayanışma ruhu var. Yine yurttaşlar evlerinden yiyecekler, limonlar, sular
getirdiler Gündoğdu Meydanı'na, sokaklara bıraktılar. Bunun dışında ilçelerden haberler alıyoruz. Mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyoruz fakat yetişebildiğimiz ölçüde oluyor bunlar. Büyük yürüyüşler yapılıyor ilçelerde. İzmir'in hemen hemen bütün ilçelerinde böyle haberler geliyor bizlere. Gündoğdu Meydanı'nda 6 saat süren bir miting yapıldı. Yurttaşlar çocuklarıyla birlikte katıldı bu mitinge. Meşaleler yakıldı, marşlar söylendi. Cumhuriyet için güç birliği damgasını vurdu. Büyük bir sahne kurdu Gündoğdu Meydanı'na. Onun dışında konuşmalar yapıldı. Türkiye Gençlik Birliği'nden İzmir Şube Başkanı konuştu. Tarif Odası Başkanımız konuştu. Yarın da eylemlerin devamı gelecek. Buluşma saati 18 olarak belirlendi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanılacak. Şu an itibariyle ise eylemler devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'nda insanlar toplanmış durumda. Tabii polis müdahalesi olmadı, onu belirtelim. Herhangi bir müdahale yaşanmadı İzmir'de. Şu ana kadar en azından bizler takip etmeye devam ediyoruz Can. Teşekkür ediyoruz Belma Yücel. Hemen Taksim, daha doğrusu Divan Oteli civarına yeniden dönüyoruz. Özer Sürmeli. Peki o görüntüleri de izleyelim hazır arkadaşlar. Taksim Gezi Parkı'ndaki müdahaleler sırasında Divan Otel'de gaz bombası yağdırıldı. Birçok yurttaş boğulma tehlikesi yaşadı. Polis Divan Otel önüne barikat kurdu. İşte o müdahaleler sırasında otel içinde yaşananları da bir yandan görmeye çalışalım. Üzerine hemen Özer'e de dönelim. Bunlar o müdahale sırasındaki görüntüler. Özer Sürmeli, sabahın 4'üne doğru geliyoruz. Divan Otel'de değişen bir yaklaşım var mı? Son olarak jandarma tomaları o bölgedeydi. Son durumu senden dinliyoruz. Can, jandarma tomaları hala bu bölgede. Ancak şunu söyleyeyim. Jandarma tomalarından yeni bir jandarma toması var. Üçüncü bir tomadan bahsedelim öncelikle. Tomalardan, jandarmanın getirdiği tomalardan biri onlarca polis tomasıyla beraber Osman Bey tarafında halka karşı polisle beraber barikat kurmak için yola çıkmıştı. Bir diğer toma Dolapdere Kasımpaşa yoluna doğru Ok Meydanı bölgesinden sanırız buraya gelmeye çalışan yurttaşların önüne barikat kurmak için Dolapdere Kasımpaşa yoluna doğru indi. Ancak kısa bir süre sonra üçüncü bir jandarma toması geldi. Gene Point Otel'in önüne, Taksim Meydanı'nın ara sokaklarından Divan Otel'in önüne gelen bölgeye kamp kurdu. Ve zaman zaman Point Otel'in içine doğru da dışarıda gördüğü 5 yurttaşı bir arada gördüğünde de yurttaşların üzerine doğru gazlı su kullanıyor. Bu gazlı suda ilginç bir durum var, onu aktaralım. Jandarma araçlarından sıkılan gazlı suların biraz farklı bir etkisi var. Öncelikle vücutta olağanüstü bir yanma etkisi yaratıyor. Genizde yoğun bir tıkanma ve nefes zorluğu da yaşıyorsunuz. Geniziniz de yanıyor. Şu anda Point Otel'in içinde vücudunda yanma hisseden çok fazla insan var. Özellikle bu polisin, özür dileriz, jandarma aracından sıkılan gazlı suyla etkilenen. Buradaki sağlık görevlileriyle görüştük. Onlar bu gazlı suyun asitli olduğunu ve bu nedenle bu şekilde yoğun bir yanma etkisi yarattığını ifade ediyorlar. Onların kesin olmamakla beraber tahminleri bu yönde, buradaki yaralanan yurttaşlardan aldıkları belirtiler itibariyle onu söyleyelim. Osman Bey bölgesinde anladığımız kadarıyla o bölgeye ulaşamıyoruz şu anda, ancak polisin ve ona takviye olarak giden jandarmanın oldukça zorlandığını tahmin ediyoruz. Çünkü bu bölgeden aralıksız olarak onlarca çevik kuvvet ekibi, her ekipte yaklaşık 30-40 kişi var onu söyleyelim. Onlarca çevik kuvvet ekibi düzenli olarak Osman Bey bölgesine doğru takviye olarak gönderiliyor. Jandarma Thomas'ı da zaten o bölgeye takviye için gitmişti. Polisin de son bir saatlik süre içerisinde, en son bağlantımızdan beri yaklaşık 8-9 tane Thomas'ı o bölgeye gönderdiğine tanık olduk. Bunlar bizim tanık olduğumuz, görebildiğimiz, sayabildiğimiz rakamlar. Onu ifade edelim öncelikle. Polis ekiplerinin, çevik kuvvetin tavrı ile ilgili bir bilgi verelim. Buralarda insanlara kapılarını açan, zor durumda olan, ölümle cebelleşen bir anlamda yurttaşlara kapılarını açan esnafa da yoğun bir tepkileri var. Bu esnaflardan bir tanesinin az önce önüne iki yayınımız arasında
polis ekipleri gene gittiler, dinlenen bir çevik kuvvet ekibini önüne konuşlandırdılar ve kapısını kapatmış oldular. Ne içeridekilerin dışarı çıkmasına izin veriyorlar ve dışarıda herhangi bir müdahaleden kaçma ihtiyacı duyanların içeri girmesine izin veriyorlar. Zaman zaman Divan Oteli'nin içine ve Point Oteli'nin kapısına gazlı su sıkılmaya devam ediliyor jandarma aracından ve polis tomalarından. Şunu da söyleyelim, Divan Oteli'nin Point Oteli'nin önünde şu anda kapıda bu renk renk boyalar görüyoruz. Bunu ifade edelim döner kapıda. Bu boyalar şuradan kaynaklanıyor. Polis plastik mermilerle özellikle bu otellerin önünde toplanan, otelden dışarı kafasını uzatan yurttaşların üzerine plastik mermilerle ateş açıyor. Plastik mermilerin bazıları boya sıkıyor. Bunu emniyet güçleri de söylüyor ama emniyet güçlerinin söylemediği bir bilgiyi de aktaralım. Normal plastik mermi olarak kullanılan, yani saldırı amaçlı kullanılan plastik mermiler de bu camlardan sekiyor ve etrafa saçılıyor. Onları da kullanıyor çevik kuvvet ekipleri. Onun bilgisini de izleyicilerimize aktarmış olalım. Şu anda itfaiye araçları, iş makineleri ve çok sayıda ambulansın Osman Bey bölgesine doğru, yayınımız sırasında bile 5-6 tane aracın o bölgeye doğru ilerlediğini görüp tespit edebilmiş durumdayız. Divan Otel bölgesinde şu anda Divan Oteli'nin orada, Point Oteli'nin içinde ve çevredeki ara sokaklarda 1000'e yakın yurttaş var. Belki sayı 1000'in daha üzerinde de olabilir. Derli toplu göremediğimiz için ayrıntılı bir bilgiyi paylaşamıyoruz. Ancak şunu da söyleyelim. Dolapdere, Kasımpaşa Dolapdere yolundan Taksim'e ulaşmaya çalışan ve Osman Bey'den Taksim'e ulaşmaya çalışan yurttaşlar çevik kuvvet ekiplerini anladığımız kadarıyla oldukça zorluyor. Çünkü bu bölgelere gerek jandarma tomaları gerekse polisin iş makineleri ve yoğun takviye kuvvetleriyle oradaki yurttaşların, halkın önüne polis barikatı çekebilmek için ekip gönderdiğine tanık oluyoruz. Teşekkürler Özer Sürmeli. Ayrıntılar almaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Türkiye gözünü kulağını, hatta dünya gözünü kulağını şu anda bu olaylara çevirmiş durumda. Gerçekten çok kritik bir süreç. Boğaz Köprüsü'nde yeniden bir müdahale hazırlığı olabileceğine yönelik olarak dikkat çekilen bir unsur var gelen mesajlarda. Bununla ilgili olarak gelişmeleri de sizleri paylaşacağız eğer bilgiyi teyit edebilirsek. Bağdat Caddesi ayakta, niye hiç yer vermiyorsunuz Anadolu yakasına dedi. Hiç izlememiş sanıyorum seyircimiz. Yaklaşık yayınımızın şu an 7 akşam 19 itibariyle dikkate alırsak 10. saatine doğru ilerliyoruz. Özellikle ikinci dilim itibariyle Kartal, Maltepe, Kadıköy, E5, Altunizade vesaire Bağdat Caddesi hemen hemen hepsiyle ilgili de bağlantılarla değerlendirmelerimizi yaptık. Ulusal yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı 39-29 iletebilirsiniz. Buraya gelen mesajlarınıza da yer vermeye çalışacağız. Şu an Altunizade'de biber gazından kimse kimseyi göremiyor. Resmen yağıyor demiş Volkan Bey. Vallahi biraz İstiklal Caddesi ve Taksim'de öyle, biz de yoğun bir şekilde etkilendik. Genzimiz yanıyor. Hatta aşağıda görevlerini yapmaya çalışan arkadaşlar da hem bu biber gazından hem de sözlü tacizden nasibini aldı. Bu ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. AKUT Başkanı Sayın Nasuh Mahruki telefon attığımızın diğer ucunda. Sayın Mahruki, özellikle Divan Otel'de gördük. AKUT görevlisi arkadaşların da bu tip müdahalelerde, yardımcı olmak istediği müdahalelerde özellikle polisin müdahalesine maruz kaldığını gördük. AKUT çerçevesinden nasıl bir gece, neler aktaracaksınız bizlere efendim? Şimdi valla yani Türkiye tarihinin en korkunç günlerini yaşıyor aslına bakarsanız. Yani biz de elimizden geldiği kadarıyla ilk yardım desteğinde bulunmaya çalışıyoruz insanlara. Evet. Çünkü bu karambolda herkesin başına bir şey geliyor. Biliyorsunuz ilk günkü olaylarda ben 4 tane kemiğimi kırdım. Yani evet, evdeyim şimdi, kolum bacağım kullanamıyorum. Biz AKUT olarak dediğim gibi tamamen bölgedeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte 32 kişilik iki takımdan oluşan ilk yardım bilgisi olan doktorlardan, çoğu hani paramedik doktorlardan oluşan insanlardan bir ekip oluşturduk ve işte biz de tabii nasibimizi alıyoruz. Bizim çocuklar da biber gazından etkileniyorlar ya da işte ne oluyorsa orada, herkesin başına ne geliyorsa bizimkilerin de başına aynısı geliyor. Doğru. Sayın Mahruki, özellikle sizin tespit edebildiğiniz yaralı, ağır yaralı vesaire, bu anlamda söyleyebileceğiniz rakamlar var mı acaba?
bilmiyorum bu konuda yani. Yani çok çelişkili bilgiler geliyor ama belki elinizde evet. Şu an itibariyle bir bilgi vardır diye özellikle sormak istedim. Özellikle Gezi'deki sert müdahale ve toplumsal açıdan bir anda yine dalgalanan bir Türkiye fotoğrafı ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Valla ben ne gördüklerime ne duyduklarıma inanamıyorum. Bu fotoğrafın hiç kimseye bir faydası olamaz. Ne hükümete faydası olur, ne başbakana, ne muhalefete, ne Türkiye'ye, ne dünyaya. Bu korkunç bir fotoğraf. 2013'ün Türkiye'sine hiç yakışmıyor. Biz bütün dünyaya bu görüntülerle şu anda Türkiye'yi gösteriyoruz. İnanamıyorum bunun neden olduğunu. Yani bunun bir çabukta durması lazım. Bir çabukta durdurulması ve tekrar diyalog yoluyla devam etmek gerekiyor. Zaten konuşuluyordu bütün bu konular. Zaten başbakan Pater hatta dünkü konuşmasında hatırlıyorsunuz Sincan'da yaptığı mitingde pazar günü yani boşalttınız ondan sonra biz müdahale edeceğiz dedi. Pazar günü için konuşmuştu. Cumartesi akşamından gene müdahale edildi. Yani burada da bir garip bir zamanlama bir garip, var. Bir garip bir iş dönüyor gerçekten. Yani kimsenin anlayamadığı bir şey var ama çözmek gerçekten çok zor şu an itibariyle. Çok doğru. Ve halkla polis karşı karşıya. Yani bundan nasıl bir fotoğraf, nasıl bir fayda sağlayabileceğini düşünüyor insanlar. Ben anlayamıyorum ki. Niye vatandaşa böylesine bir hizmeti reva görüyorlar? Yani gerçekten ben ne gördüklerime ne duyduklarıma inanamıyorum. Çok doğru. İnşallah yani çok fazla can yanmadan, çok fazla insan çok büyük hasarlara uğramadan biz bu günleri atlatırız diye düşünüyorum. Ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanının burada tabii ki herhalde devreye girmesi lazım. Bunlar hiç normal günler değil. Bunları normal kabul etmek söz konusu olamaz. Yani herkesin elindeki bütün imkan kabiliyetleri gücü ortaya koyup bir çabukta bu kavga dövüş ortamından Türkiye'yi çıkartması gerekiyor. Peki Sayın Mahruki çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp yani değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Buyurun. Esas, buyurun. Bakın yarın Gazlıçeşme'de AK Parti'nin mitingi var. Şimdi evet. Bu kadar ortaya kalkan insanlar, buluşan insanlar yarın o mitinge yürümeye kalkarlarsa ne olacak? Yani AK Parti'nin kitlesiyle ona karşı olan muhalefet eden bir kitle, sivil iki tane insan topluluğu karşı karşıya gelirse ne olacak? Bunu mu istiyorlar acaba? Bunu da anlayamıyorum ki ben. Niye tam cumartesi akşamı böyle bir eylemle kuruluyor? Yani pazar günü AK Parti'nin böyle bir mitingi olacakken. Ya bunu da bir sorgulamak lazım herhalde. Sorgulamak nereye varmaya lazım. Çalışıyor doğru. Buradan doğru. Acaba? Doğru. Çok önemli. Çok önemli bir soru. Sayın Mahruki çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim AKUT Başkanı Sayın Nasuh Mahruki yaşadığı süreçle ilgili değerlendirmeleri anlatıyor. Bir telefonumuz daha mı var arkadaşlar? Peki. Bir kısa aramız olacak sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Ethem Sarısülük bugün öğleden sonra son yolculuğuna olacak. O klibi de izleyeceğiz hep birlikte. Bir ara aranın ardından özel yayınımız devam edecek.